Evet, kentin güzel insanları, kentin radyosu Radyonet'te sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğum Güllük Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Sakarya Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Erdal Erdem Bey. Kendisine hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Şahsınızda Radyonet ekibine, çalışanlarına, bütün muhtarlarımıza teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de vakit ayırıp geldiğiniz için size teşekkür ediyorum. Müsaadenizle size birkaç soru sormak istiyorum. Uygun mudur? Tabii, buyurun efendim. Öncelikle kendinizi bize kısaca tanıtır mısınız? Ben 1960 Adapazarı doğumluyum. Lise mezunuyum. Evli ve iki kız çocuğu babasıyım. Kızlarım biri hukuk fakültesini bitirdi. Stajyer avukat. Küçüğü de hukuk fakültesi birinci sınıfta ikamet ediyor. Dedelerimiz 1864 Rus sürgününden sonra Türkiye'ye göç etmiştir. Aynı zamanda emekliyim. Aynı zamanda esnaflık yapmaktayım. Ve 92 ara seçimlerinden beri 27 senedir de Güllük Mahalle Muhtarı olarak görev yapıyorum. Vatandaşların teveccühüyle. 2008'de kurduğumuz dernekte de başkan olarak görev yapıyoruz. 2015'te federasyonu kurduk. Aynı zamanda Adapazarı Muhtarlar Derneği Başkanıyım. Ve 16 ilçenin 12'sinin üye olduğu ve kurucusu olduğum Sakarya Muhtarlar Federasyonu'nda genel başkanlığı görevini yürütmekteyim. Anlıyorum. Çok sağ olun efendim. Hazır hem muhtarsınız hem de Muhtarlar Federasyonu Başkanısınız. Bu soru sizin için çok kolay olacaktır. Günümüzde insanlar komşularını bile tanımazken muhtarlar neden önemlidir? Muhtarların sorumlulukları nelerdir? Muhtarlar neler yaparlar? Hatta dilerseniz muhtarlığın tarihçesine de değinebilirsiniz. Şimdi muhtarlar normal şartlarda bütün mahallesine hakim olan insanlardır. Bütün mahallesinin sorunlarına hakim olan insanlardır. Ancak 2008'de uygulamaya geçen adrese dayalı kayıt sisteminden sonra vatandaşların adres değişikliklerini nüfus müdürlüklerinden yapması vesilesiyle muhtarlara pek işi düşmemektedir. Ve resmi kurumlar tarafından da istenen belgeler artık istenmemektedir. Bu vatandaşların lehine gayet güzel bir uygulamadır. Ama muhtarlarla vatandaşların arasındaki diyaloğu eksiltmiştir. Dolayısıyla da bu yönden 2008'den sonra özellikle büyük mahalleler bırakın vatandaşını tanımayı, artık komşular yandaki komşuyu tanımama noktasına geldi. Hayat mücadelesinden dolayı bütün insanlarımız kendi yaşam mücadelesiyle uğraştığından dolayı sabah işine, akşam evine geliyorlar. Yandaki komşuları da tanımıyorlar. Bu bağlamda geleneksel muhtar anlayışı maalesef ufak yerleşim yerleri hariç büyük yerleşim yerlerinde nüfusunun 10 bin, 20 bin, 50 bin olduğu mahallelerde geleneksel muhtar anlayışı kalkmıştır. Bunun için başka önerilerimiz de var bizim. Muhtarlık bir Osmanlı döneminde kuruldu ve ondan sonra da tekrar kapanıyor. Cumhuriyet döneminde tekrar kapanıyor. 1948'de tekrar muhtarsız olmadığı görülüyor. 1944'te çıkan köy ve şehir kasabalarıyla ilgili kanun, köy kanunuyla birlikte şu anda yürürlükte devam ediyor. 80 kanuna atfen muhtarlık hizmetleri devam ediyor. Bu da yanlış bir uygulama. Dolayısıyla da muhtarların tüzel kişilik olması lazım. 30 tane büyükşehir kapsamı içerisinde olan Sakarya'mızın da tamamı mahalle oldu. Artık köy kalmadı. 2019 önümüzdeki Mart seçimlerinden sonra köylere tanınan haklar da ortadan kalkacak. Örneğin suyu parasının en düşük ödenen su parasının %25'ini geçmemek şartıyla alınan su paralarından tutun. Arsa, tarla vergilerinden, emlak vergilerinden, tabela reklam vergilerine kadar aynı şehir merkezindeki muhtarlar gibi onlar da aynı kapsama alınacak. Dolayısıyla da büyükşehir yasasının uygulanması kırsalda yanlış. Dolayısıyla da statü olarak köye aldığınız, mahalleye aldığınız köylerde yaşam olarak hala köy yaşantısı devam ettiği için orada yaşayan büyüklerimiz, kardeşlerimiz, affedersiniz hayvan bakacak. Dolayısıyla da hayvan bakmayan karşıdaki komşu bunun kokusuna rahatsız oluyorum diyor. Dolayısıyla burada ortada geçerli bir kanun olmadığından dolayı, geçerli olan mahallelerde hayvan yetiştirilemez olduğundan dolayı hayvan bakan, evinin önünde 2-3 hayvan bakan
komşularımız rahatsız oluyor. Burada belediye başkanları da çözüm bulamıyor. İyi niyet çerçevesinde muhtarlar devreye giriyor. İki tarafın gönlünü alarak giriyor. Bunlar kişilere özel değil, yasal çerçevesinde, kurallar çerçevesinde olması lazım. Dolayısıyla da başka bir dezavantaj, o köyde yaşayan insanların, babalarının, dedelerinin cami yeri, okul yeri, mezar yeri veya köyün kalkınması için bağışladıkları meralar, tarlalar ilçe belediyelerine geçti. Dolayısıyla da burada ilçe belediyelerinin de Türkiye genelinde büyük çoğunluğu, büyük şehir kapsamında olan 30 il için konuşuyorum, tamamına yakını, %90'ı borçları kapatma noktasında bu yerleri satmaya kalktılar. Burada belki Türkiye'ye örnek olacak tek bir köy vardır, Maksudiye Köyü. 103 dönümlük arazinin 77 dönümünü köy derneği kurarak 2 milyon TL'ye Söğütlü Belediyesi'nden aldılar. Geri kalan 26 dönümü de o köyde yaşayan insanlarımız birer, ikişer, üçer dönüm kendine uygun biçimde alarak en azından köyün dışına çıkmamasını sağladılar. Fakat bunu Türkiye'de uygulayacak bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar köy sayısı ya vardır ya yoktur. Bizim önerimiz, eğer belediyeler bunları satıyorsa, hiç olmasa o köyde yaşayan insanlara öncelik tanınacak bir kanun düzenlemesi gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla da muhtarların da işlevinin değişmesi gerektiğini söylüyorum. Şöyle ifade edeyim. Bir hastalık iki şekilde netice verir. Hastaysanız bu hastalığı teşhis etmek için bir süre MR çektirirsiniz, röntgen çektirirsiniz, tahliller yaptırırsınız. En az birkaç doktora gösterirsiniz acaba hastalığımız nedir diye. Bu teşhis aşamasıdır. Hastalığa teşhis konduğu zaman geri kalan %50'lik bölümün tedavisi de bellidir zaten. Bu bağlamda, bu mantıkla baktığınız zaman bütün mahallenin sorunları muhtarda ve azalarda toplanıyorsa, dolayısıyla da teşhis noktasında muhtarlar bunu, özellikle muhtarların çalıştığı kurumlar, alt kademe belediyesi, büyükşehir belediyesi ve büyükşehire bağlı SASKİ ekibi olduğundan dolayı sorunları o noktada ortaya koyuyorlar. Yani teşhisi koyuyorlar. Çözüm de belediyeye kalıyor. Bu bağlamda benim bir önerim var. En azından muhtarlar bağımsız seçilen ve demokratik seçilen tek kurum muhtarlıktır. Dolayısıyla da bağımsız seçilen muhtarlarımızın belediyelerde meclis üyesi durumunda olması sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Onun haricinde hiç olmasa bir mahallede karar alınacaksa, o mahalleyle ilgili alınacak kararda o muhtarımız o belediye meclisinde söz hakkı ve söz hakkının yanında oy hakkı olması lazım diye düşünüyorum. Anlıyorum efendim. Evet, önemli konulara değindiniz. Hatta bahsettiğiniz köy benim köyümdü. Dediğiniz doğru, öyle bir çalışma yapıldı. Tabii siz federasyon başkanı olduğunuzdan dolayı telefona da mesajlar geliyor. Bir mesajı sizinle paylaşmak isterim. Alan Düzü mahalle muhtarı Erdem Yılgın Bey mesaj atmış. Size selamları var. Teşekkür ederim. Evet, sizin onlara önderlik yaptığınızı söylüyor. Baba insan olduğunuzu belirtmiş. Ve sizin az önce bahsettiğiniz muhtarların meclis üyesi olma durumundan bahsetmiş. Zaten siz de o konuya açıklık getirdiniz. O zaman ben müsaadenizle diğer sorularıma geçiyorum. Tekrardan muhtar adayı olmanızı Güllük Mahallesi nasıl karşıladı? Bu konuda size destekleri nasıl oluyor? Şimdi enteresan olarak geçmişten başlayayım. Ben 92 yılında çalıştığım dönemlerde seçimlere 10-15 gün kala vefat eden merhum matbaacı İsmail abinin bize, biz burada yokken, pazarlama yaparken Anadolu'da, Trakya'da bize yaptığı bir şaka neticesinde afişli reklamlarla muhtar adayı olduk. Şuraya getireceğim. Belki de Sakarya'da 92 yılında ilk defa, bilemiyorum ama tahminimi söylüyorum. Afişli muhtar adayı seçimi yapılan belki benim seçimimdir. Rahmetli İsmail abimizin sayesinde. Onun haricinde ben 92'de aday olmadım. Bize aday gösterdiler. 5 tane arkadaşımız vardı. Biz 6. olduk. Dolayısıyla da Allah nasip etti. Bugünlere geldik. Dolayısıyla da ondan sonra 94'ten sonra 25 yıldır Güllük Mahallesi'nde bize hiç muhtar adayı kardeşimiz rakip olarak karşımıza hiçbir komşumuz çıkmadı. Bugün de bu saat itibariyle de şu anda Güllük Mahallemizde gene bize bir rakip çıkarmadılar. Bu
ilgilerinden dolayı, teveccühlerinden dolayı Gülük Mahallesi'ndeki bütün komşularımıza saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Niye bu saate kadar diyorum? Şimdi o konuya da girersek o da ayrı bir konu. Muhtarlıkta adaylık usulü yoktur. Dolayısıyla da adaylık usulü olmadığı için sabahleyin oy sonrasını bastırıp sandık başkanlarına, kabinlere, oy kullanacak kabinlere konulmak üzere oy pusulanızı teslim ettiğiniz zaman, hatta teslim etmeye de gerek yok, akşamları seçmenlerinize dağıttığınız zaman size verilecek, sandık başkanı tarafından verilecek zarfın içine muhtar, seçeceğiniz muhtar oy pusulasını koyduğunuz zaman muhtar adayı olabiliyorsunuz. Dolayısıyla da biz bunların değişmesi için mücadele ediyoruz ama bu konuda bir mesafe kat edemedik. Bunların doğrusu belediye başkanları gibi, belediye meclis üyeleri gibi adaylık sisteminin olması lazım. Örneğin dün itibariyle Türkiye genelinde bütün belediye meclis üyeleri ve belediye başkanları, büyükşehir, küçükşehir, ilçe belediyelerin ne kadar varsa büyükşehir olmayan yerlerde belde belediye başkanlarının hepsi dün bağlı bulundukları ilçe seçim kurullarına listelerini verdiler. Bizim muhtarların da böyle olması gerekir. Hatta ve hatta Cumhurbaşkanlığı seçimde uygulanan resimli oy pusulalarının olması gerekir ki okuması yazması olmayan vatandaşlarımız, büyüklerimiz hangi muhtarı tercih edeceğini o resime bakarak da tercih edebilmeli ve diğer belediye başkanlarına, meclis üyelerine uyguladığımız tercihli yazan veya evet yazan mühürü aynı şekilde muhtarların üzerine de basılmalı. Ha bunun için bir para alınacaksa da devlete yük olmaya gerek yok. Aday olacak arkadaşlardan bunların masraflarını karşılayacak şekilde belirli bir ücrette alınabilir diye düşünüyorum. Anlıyorum efendim. Projeniz gayet ilgi çekici. Size şunu sormak istiyorum. Biliyorum Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanısınız. Yani bütün Sakarya ile ilgileniyorsunuz ama aynı zamanda Güllük Mahallesi mevcut muhtarısınız. Güllük Mahallesi hakkında bir soru soracağım. Güllük Mahallesi'ni diğer mahallelerden farklı kılan nedir? Farklı kılan bir tarafımız yok. Farklılık dersen şehir merkezine 1,5-2 kilometre bir mesafede olması, yıkılan terminalin Güllük Mahallesi'nde olması, eskiden sigorta hastanesinin bize yakın olması, şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu ve İş Kurumu olduğu alanı söylüyorum. Mızırtepe sınırlarında olan. Onun haricinde bize sınır dibimizde olan eski devlet hastanesi, şu andaki araştırma merkez hastanesi kampüsü, eski köy hizmetlerinin olduğu alan, şu anda Büyükşehir'e bağlı çevre koruma daire başkanlığı, fen işleri, zabıta ve muhtarlık işleri daire başkanlığının olduğu alan ve benim önerimle sağ olsun Zeki Başkan'ın da destek çıkmasıyla eski yıkılan terminalin olduğu noktaya şu anda Büyükşehir bağlı Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın yapılması ve bunu Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün yapması ve belediyeye devretmesi, belediyenin de bunun karşılığında Güllük Cami tarafımızda olan noktaya oradaki 3,5 dönüm araziyi tahsis etmesi ve bunun neticesinde de Fatma Şahin Bakanımızın olduğu dönemde Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sakarya İl Müdürlüğü olarak tahsis edilerek hizmete girmesi bizim mahalle olarak resmi dairelere, özellikle de belediyeye, hastanelere yakın olmamız bizim coğrafi konum yönünden bir önem arz ediyor. Orman Park'ın yanımızda olması, hemen Serdivan bölgesi, ağır bakım fabrikası, eski ağır bakım fabrikasının ötesi Serdivan ilçesine aşağı yukarı 700-800 metre mesafede olması, Erenler ilçesinde sınır olmamız bizim mahallemizin özellikleridir. Ama bizim mahallemizin bir güzelliği varsa ismini de bundan almış diye düşünüyorum. Çünkü tek katlı bahçeli müstakil evlerin olduğu, özellikle kapanan Türkiye Ziraat Donatım Fabrikası çalışanlarının, babam da dahil merhum, bütün ölmüşlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Sağ olun, onlara da sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Onların kurduğu böyle güzel evlerin yanında güzel insanların bir arada olması, ben de bu mahallede aşağı yukarı 64 yılından beri ikamet eden bir kardeşleri olarak memnuniyetimi ifade ediyorum. Bu mahallenin kurulmasına ve buradaki kooperatiflerin yapılmasına, donatımın yanında royal blokları tabir ettiğimiz bloklar ve diğer müstakil evlerdeki bütün komşularımız da hepsine ayrı ayrı teşekkürleri borç bilirim. Böyle güzel bir mahallede komşularımızla huzur içerisinde yaşadığımız için. Anlıyorum efendim. Size şimdi başkanlığınızı bir kenara koyup sadece muhtarlıkla ilgili bir soru soracağım. Muhtarlığınız döneminde Güllük Mahallesi'ne neler kazandırdınız? Muhtar olduğumuzda 92 yılında
şu anda mevcut olan Ozanlar Ocaoğlu hattı denilen ve bizim Köprübaşı noktasındaki yerde son durağı olan Hacıoğlu Dolmuş taksilerini şu anda mevcut olan Mehmet Akif Ersoy İlkokulumuzun Hızır Tepeli olan sınır noktasına gelmesini sağladık. İlk işimiz bu oldu. İkinci işimiz 30 senedir çözülmeyen hisseli tapuları müstakil tapuya çevirdik. 92 yılında rahmetli Ünal Ozan başkan zamanında, onu da rahmetle, minnetle anıyoruz. Mahallemize çok hizmeti vardır. 3, bizim zamanımızdan önce başlanan kapanan kalan Abasyanık Parkı'ndan devam edip şu andaki Ramada Oteli'nin arkasından devam edip Erenler ve mezarlığın oraya Sakarova Türbesi'ne kadar giden kanalı bizden önceki muhtarımız İsa Atan abimiz, Allah rahmet eylesin, başlatmıştı. Rahmetli Ünal Başkan'la onu devam ettirdiğimiz gibi bizim sınırımızda olmamasına rağmen ama kokudan biz en çok rahatsız olduğumuzdan dolayı rahmetli Murat Soğancıoğlu zamanında beraber Erenler'e olan kadar kanalın kapanmasına sebep olduk. Onun haricinde 10 ay gibi bir süre içerisinde rahmetli Bahtiyar Atan'la ve Ahatur'un sahipleriyle birlikte o terminalin yapılması için girişimlerde bulunduk. Ve 10 ayda şu anda bizim mahallemizde taşınan terminali 94 seçimlerine yetiştirdik. Bu o 20 aylık süreçte olan olayları anlatıyorum. Ondan sonra muhtarlık yerleri, parklar, şu biraz önce ifade ettiğim ve Büyükşehir Belediyesi'nin de Türkiye üçüncülüğü aldığı sosyal projelerde Büyükşehir İşlerine Daire, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nı kazandırdık. Orada 7 ile 14 yaş arası bütün Sakarya'daki çocuklarımızın drama, müzik, aşçılık kursu, Kur'an-ı Kerim tilaveti, yabancı dil kursu, resim, boyama gibi kursların açılmasına sebep olduk. Dolayısıyla da onun haricinde de hem fiziksel engelli kardeşlerimizle boyama, otistik kardeşlerimize de folklor gibi kursların açılması ve daire başkanının orasına gelmesine sebep olduk. Dolayısıyla orada birebir de bizim katkımız var. Fatma Şahin Bakanlık döneminde şu andaki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi geldiğinde o günkü valimiz Mustafa Büyük, milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Alistan Yavuz ve bütün protokolü Ayşenur İslam hanımefendi o zaman milletvekiliydi. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu, Fatma Şahin'i bizim oraya getirip bu projeyi öneren Erdal Başkan'dır ve buranın da muhtardır diye bizleri onur ederek projenin de fikir babası olduğumuzu ortaya koydu. Dolayısıyla da biz de kendilerine en iyi yatırım çocuklara ve engellilere yapılan yatırımdır. Sayın Bakanım, eğer böyle bir projeyi ilimize kazandırırsanız bırakın Güllük Mahallesi'ni, bırakın Adapazarı'nı, tüm Sakarya olarak, tüm insanlık olarak sizlere teşekkürü bir borç biliriz dedik. Ve bu binanın da kazandırılmasına etki olduk. Diğer altyapı yatırımlarını söylemiyorum. Aziz Duran zamanında da Adapazarı ilçesinde ilk doğalgaz gelen mahalle benim mahallemdir. Dolayısıyla da buradan da Aktaş yetkililerine de tekrar özellikle Kenan Demir o zamandan beri hala görevde olan genel müdürlerine de ve onun şahsında da çalışanlarına da teşekkür, borç biliyorum. Anlıyorum efendim, çok sağ olun. Mahallenizle ilgili yaptığınız çalışmaları konuştuk. Süremiz de sona gelirken size şunu sormak istiyorum. Bir federasyon başkanı olarak sadece mahalleniz için değil, Sakarya için de çalışıyorsunuz ve genel başkanlığınız var. Bu süreçte yani neler yapmayı planlıyorsunuz ya da sizin, yani benim sorularım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz ya da bizimle paylaşmak istediğiniz şeyler var mı? Vallahi anlatırsak Tarla kardeşim çok uzun sürer ama kısaca federasyon olarak ne yaptığımızı anlatmak istersek, örneğin Türkiye'de 81 vilayette halen ilk ve tek olan SEMOS programını bütün muhtarlarımıza kazandırdık. SEMOS'un açılımı şudur, aslında açılım EMOS'tur, elektronik muhtarlık otomasyon sistemidir. Büyükşehir Belediyesi bize destek olduğundan dolayı Sakarya'ya ekledik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi elektronik muhtarlık otomasyon sistemini Sakarya iline kazandırdık. Bu ne diye sorarsanız, şu anda İçişleri Bakanlığı'nın bütün muhtarlara verdiği belge vermek için kullanmak üzere bizlere açtığı MAX sisteminin çok daha ötesinde bir programdır. 311 tane büyükşehire bağlı muhtarımız vardı 2011 yılında. Ben bu proje üzerine 1-1,5 sene çalıştım. 2012'nin 1 Haziran'ında da o günkü tarihte 311 tane muhtarımıza bilgisayarlarıyla birlikte bu SEMOS programını hizmete açtık. Vatandaşın derdini muhtarımız oturduğu yerden
internet ortamında isterse resim çekerek flaş bellekle ilgili makamlara, yani belediye, büyükşehir belediye başkanı emri olarak ilgili makamlara gönderilmek üzere oturduğu yerden gönderilmesini sağladık. Onun haricinde şu anda bir nüfus müdürlüğüne gidin. Türkiye genelinde nereye giderseniz gidin. Bir nüfus müdürlüğüne veya çalışanına deyin ki şu mahallenin nüfusu ne? Köylerinkini biliyorlar, mahallelerinkini bilmiyorlar. Öyle bir sistem yok çünkü. Benim muhtarım kendi mahallesinde kaç nüfus var, kaç tane bayan var, kaç tane erkek var, yaş grupları nedir onları biliyor. Bu caddede kimler oturuyor, bu sokakta kimler oturuyor, bu evde kimler oturuyor biliyor. Ve bunun için nasıl yaptık? Büyükşehir veri tabanını bize desteklediğinden dolayı bu hizmete kavuştuk. Bu vesileyle de bu dönem aday olmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeki Toçoğlu'na, Sakarya'daki bütün muhtarlarım adına teşekkürü bir borç bilirim. Onun haricinde 2014'te Büyükşehir Yasası ile birlikte bağlanan diğer köylerle birlikte toplam Sakarya'daki 665 muhtarımızı tamamlayarak hepsine, köylerine, ağız alışkanlığı köy diyoruz, Taraklı'dan Koca Ali'ye kadar ne kadar mahallemiz varsa bu bilgisayarları Büyükşehir'in hediyesi olarak, yani şahsı değil, muhtarlık camiasına hediyesi olarak gönderdik ve SEMOS programını ortaya koyarak ve bu programın uygulanması için külliyeye gittiğimizde ve onun haricinde iktidar muhalefet ayırt etmek için bütün vekillerle, genel başkanlara bu programın Türkiye'de uygulanması gerektiğini ifade ettik. Onun haricinde federasyon başkanı sıfatıyla gene Büyükşehir Belediye Başkanımızdan hem Adapazarı Muhtarlar Derneği'ne hem Sakarya Muhtarlar Federasyonu'na Kent Park'ın içinde hem toplantı salonu güzel bir yer tahsis ettik. Sekreterya desteğini aldık. Adapazarı Belediyesi de diğer ihtiyaçlarımızı karşıladı. Bu vesileyle Süleyman Dişli'ye muhtar camiasına hizmetlerinden dolayı teşekkür, borç biliyorum. Bunlar Sakaryalı muhtarlar olarak Türkiye'de yaptığımız ilklerdir. Onun haricinde şu anda yapacağımız projelerde işte biraz önce de ifade ettiğim gibi sorunların toplandığı muhtarların da belediyelerde söz hakkının sahibi olması için mücadele etmektir. Onun haricinde İçişleri Bakanlığı'nın 2 sene önce yaptığı toplantıda Genel Başkan Yardımcısı olan Kurudil Muhtarı Kadir Erkaya kardeşimiz, arkadaşımız köylerden sorumlu beraber 10 tane Büyükşehir Belediye Başkanı'nın davet edildiği, 2 ilden de muhtarların davet edildiği yerde tek katılan il, 2 ilden biri bizdik, Sakarya'yı temsilen. Orada da Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ihracattan dolayı ödediği vergi iadesinin çokluğundan, topladığı vergilerin ötesinde olduğundan dolayı Büyükşehir Belediyesi'nin gelirlerinde eksilme olduğunu ve bunun tutanaklara geçmesini sağladık. Yani Sakarya'nın ne meselesi varsa biz oradayız. Onun haricinde muhtarları temsilen SASTOP üyesiyim. Dolayısıyla da orada da Sakarya'nın sokak hayvanlarından tutun, trenin gara gelmesinden tutun, depremden tutun, trafikten tutun, ulaşıma tutun. 15 günde ayda bir toplantılar yaparak şu anda Eşbak Başkanlığı'nın eski baro başkanımız Önder Döker'in yaptığı kuruluşta vatandaşın sesi olmaya çalıştık. Sakaryalı'yı ilgilendiren ne var, sorular varsa nezaket kurallarında ilgili makamlara ilettik. Yanlışları ortaya koyduk, doğruları alkışladık. Dolayısıyla da biz A partiye, B partiye göre hareket eden kişiliklere sahibiz. Zaten muhtarlar bağımsız seçilir. Hiçbir siyasi parti muhtar adayı gösteremez. Ama her muhtarın da gönlünde bir parti yatar veya bir kişi yatar. O konunun ayrı bir tarafı. Ben yasal zeminde olaya bakmaya çalışıyorum. Örneğin şundan da sizin aracılığınızla SATSO ile beraber kurduğumuz SATSO Başkanı Akgün Altuğ arkadaşımızın başkanlığında Esnaf Odaları Başkanı 2, Baro Başkanı 3, Türk İş İl Temsilcisi 4, Adapazarı Ziraat Odası 5, Sakarya Muhtarlar Federasyonu olarak biz 6, onun haricinde Şehir Planlamacıları Başkanlığı, Oya Arapoğlu, Muhasebeciler Odası, Mühendisler, İnşaat Mühendisleri Odası, önümüzdeki günlerde Sakarya'nın sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili toplantılar yaptık. Dün üçüncüsünü gerçekleştirecektik. Akgün kardeşimizin cenazesi olması hasebiyle ertelendi. Bize her saydığım toplum, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek gruplarına bütün Büyükşehir Belediye Başkan adayları giriyor. Dolayısıyla da biz bunları tek elden ortak noktada iletip ve onların sözünü almak için hazırlık içerisindeyiz. Bu sorunları SATSO'nun başkanlığında bir kitapçık haline getirip önümüzdeki günlerden Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne aday olan bütün
Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını davet ederek bu sorunları tek tek ortaya koyacağız. Bir de sizin aracılığıyla, Radyonet aracılığıyla bir şey ifade edeyim. 26-12'de çıkan, 2 ay önce YSK kararı var, 1130 sayılı kararı. Özellikle muhtarlarım ve aday muhtarlarımız çok soruyor bunu. Dolayısıyla da mevcut muhtarların bilgisi var. Onlarla ilgili bakanlığın emri valilik kanalıyla kaymakamlıklara ve muhtarlıklara ulaştı. Ama şu anda muhtarlık yapmayan muhtar adaylarına da önemli bir duyuruyu söyleyeyim. Biz 298 sayılı seçim kanununa göre belediye başkanlarının istifade edecekleri propaganda araçlarından yararlanamayacağımıza karar verildi. Bu bağlamda belediye başkan adayları hangi partiden olursa olsun veya bağımsız belediye başkan adayları belediyenin gösterdiği yerlere ücretlerini ödemek şartıyla veya diğer özel yerlere kendi resimlerini, afişlerini asıyorlar. Maalesef muhtar adayları kendini tanıtacak afişleri ve broşürleri asamıyor. Ancak dağıtabiliyor ve sınırlı etkinlik yapıyor. Bu bağlamda özellikle özel eviniz dahi olsa bana göre yanlış olan bu uygulamayı hatırlatmak isterim. Muhtar adayları boşuna afiş falan bastırmasınlar. Ancak kendilerini tanıtıcı olarak evlere, iş yerlerine bu ev ilanları mahiyetindeki şeyleri dağıtabilirler. Dolayısıyla da ben bu uygulamanın artık bu saatten sonra düzeltileceğini pek zannetmiyorum. Ama yanlış bir uygulamadır diye düşünüyorum. Çünkü mevcut muhtar adayı kendisini nasıl tanıtacak? Köy yerlerinde önemli değil ama 20 bin seçmeni olan, 15 bin seçmeni olan, 10 bin seçmeni olan yerlerde muhtar adayları ile vatandaşın bir noktada resimli veya yazılı olarak buluşması lazım. Bu vesileyle de yanlış bulduğum YSK kararını ama uymak zorunda olduğumuz kararı tüm muhtar adaylarına da bu vesileyle ilan etmiş olalım. Anlıyorum efendim. Sakarya'mız için böyle çalışmalar olması ve yapılması çok sevindirici. Yani kazanan Sakarya halkı olacak ve Türkiye'miz olacak. Dinleyenlerimiz de umarım bu röportajdan ve bilgilerden memnun kalmışlardır. Ben tekrardan vakit ayırıp geldiğiniz için size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Tekrar şahsınızda Radyonet çalışanlarına ve size tüm muhtarlarım adına teşekkürleri borç biliyorum. Tabanın sesini olabildiysek ne mutlu bize diyorum. Tekrar hayırlı günler diliyorum. Çok sağ olun efendim. Evet sayın dinleyenler, bugün Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem'i ağırladık. Aynı zamanda kendisi Güllük Mahallesi Muhtarı. Şimdi sizi şarkılarla baş başa bırakıyorum.